6 muhalefet lideri bugün ilk kez yan yana bir araya geldiler, yüzler gülüyordu. Muhalefet cephesi için önemli bir fotoğraf, bir tarihi dönüm noktası mı acaba, ne konuşulacak bu görüşmede, ne bekleniyor? İlk olarak Saliha Çolak, seninle başlayalım. Görüşme başladı, fotoğrafı da gördük zaten. Ne konuşulacak? Sadece parlamenter sistemle ilgili çalışmalar mı ele alınacak? İşte adaylık konuşulabilir mi gibi bazı merak edilen konular var. Nedir sende olan bilgiler? Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşiyor bu yuvarlak masa toplantısı. 19.15'te toplantı başladı. Önce Kılıçdaroğlu, ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sırasıyla Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son olarak da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geldi. Bir yuvarlak masa toplantısı, herhangi bir liderin masanın başına geçmediği, ancak bir yuvarlak masa etrafında toplandığı bir tablo var fotoğraflardan ve görüntülerden gördüğümüz kadarıyla. Zira basına kapalı olarak devam ediyor toplantı. Kılıçdaroğlu önce geldi demiştik, kapıda karşıladı misafirlerini ve burada görüşmenin ana gündem başlığı elbette güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni. Zira partilerin hukukçu kurmayları bu konu üzerinde çalıştılar. Ekim ayından bu yana çalışıyorlar ve bir mutabakat metni üzerinde uzlaşma sağlandı. Liderlerin de onayı alındı. Peki burada ne yapılıyor? Aslında mutabakat metninin ayrıntılarından ziyade bu mutabakat metni ne zaman kamuoyuna açıklanacak, hangi yöntemle açıklanacak, oturma yeri üzerinden tartışmalar olmuştu ancak bu konuda bir tereddüt, bir anlaşmazlık görünmüyor. Dolayısıyla Şubat ayı bitmeden bir randevuyu kararlaştıracaklar buradaki toplantıda, yuvarlak masa toplantısında. Ama sizin de aktardığınız gibi hem ittifaklar hem seçim stratejileri, bütün bunlar liderlerin gündeminde. İlk kez bir araya geliyorlar. Bu toplantı çok önemseniyor. Zira Millet İttifakı partilerinin kurmayları bu toplantı için Türkiye'de siyasetin yönünü önümüzdeki günlerde değiştirecek bir toplantı diyorlar. İddialı bir toplantı. Dolayısıyla burada ilk başlık güçlendirilmiş parlamenter sistemde mutabakat metninin açıklanması süreci olsa da elbette ittifaklar, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin seçim sonrası takvimi gibi sıcak başlıklar da var. Bu konularda genel başkanların görüşlerini açıklaması bekleniyor. Şu ana kadar içeriden sadece partilerin resmi görevlileri tarafından alınan görüntüler paylaşıldı. Bir kısa açıklamayla toplantının sona ermesi bekleniyor. Ancak liderlerin dediğimiz gibi kamuoyunun önüne çıkacağı, birlikte kameraların karşısına geçeceği o toplantı, o görüşme, güçlendirilmiş parlamenter sistemde mutabakat metninin açıklanacağı toplantı olacak. Şu anda toplantı devam ediyor. Çankaya Belediyesi Ahlatlı Bel tesislerinde ve toplantı gündeminde dediğimiz gibi güçlendirilmiş parlamenter sistemde mutabakat metninin açıklanması var. Biz de bu toplantıyı takip ediyoruz. Saliha, bir açıklama bekliyoruz dedin ya, acaba orada 6 lider bir arada olacak mı? Nasıl bir açıklama olacak? Buna dair bir bilgi var mı? Şu an için bu toplantı ilk kez 6 partinin bir araya geldiği bir toplantı olduğu için ve bir ortak uzlaşma fotoğrafı verildiği için daha sonraki randevuda kameraların karşısına geçilmesi planlanıyor. İşte o çerçevede bugünkü açıklamanın kısa, bu toplantının amacını ifade eden kısa bir yazılı açıklama olması bekleniyor. Kamuoyunun karşısına geçecekleri, kameraların karşısına geçecekleri ve seçim sonrası taahhütlerini açıklayacakları o metin ve açıklamanın takvimi ise işte şu dakikalarda içeride o yuvarlak masada belli oluyor. Peki, yazılı bir açıklama bekliyoruz ama 6 liderin tabii bir arada olduğu o fotoğrafı, görüntüleri ekrana getirdik. Nasıl bir oturma düzeni olacak, kimler yan yana oturacak, masanın başında kim olacak gibi bazı merak edilen noktalar vardı. Ki 6 lider bir arada fotoğraf verdiler, yuvarlak bir masada oturuyorlar. O görüntülerin üzerinden biz şimdi konuklarımızla konuşmaya devam edelim. Ayrıntılar için de Saliha Çolak'a teşekkür edelim.